Evet, 15. soru. Kloroplast organelinde yukarıda verilen moleküllerden hangileri tüketilebilir? Yalnız 1, 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Şimdi arkadaşlar bakın tuzak bir sorudur bu. Diyebilirsin ya son derece kolay bir soru. Neresi tuzak? Enzim kısmı tuzak. Çünkü neden? Yani baktığınız zaman genel hatlarıyla genelde enzim böyle işte tüketilir, kullanılır kelimesindeki bir ayrımdan bahsedeceğim. Enzimlerle ilgili özellikle de bunu öğrenci karıştırabiliyor. Bakın arkadaşlar kullanmakla tüketmek aynı şeyler değil biliyorsunuz. Mesela burada hangileri kullanılabilir diye sorduğum zaman da doğru yanıt değişir. Onu size belirtelim. Şöyle ki, şimdi kloroplast organelinde karbondioksit artı su eşittir besin artı oksijen yani fotosentez olayı gerçekleşiyor öyle değil mi? Şimdi baktığınız zaman burada siz karbondioksitle suyu tükettiniz. Şimdi hocam kullanıldı. Hayır, tüketildi. Kullanılan kim? Enzim. Enzim tüketilmedi mi? Hayır, tepkimeye girer, girdiği gibi çıkar. O zaman bunu almıyorsun. Ne diyorsun? 1 ile 3'e doğrudur diyorsun. Yani Ceyhan seçeneği doğrudur. Evet, 16. sorudayız. Nişasta molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar, öncelikli olarak nişasta molekülüne bir bakalım nedir, neyin nesidir? Nişasta molekülü bir karbonhidrattır. Bir polisakkarittir ve bitkilerde depo edilen bir polisakkarittir. Yapısal mıdır? Hayır değildir. Depo edilen bir polisakkarittir. Bunu hayvanlar aleminde otçul dediğimiz ya da hepçil dediğimiz grup hücre dışında sindirebilir. Niye hücre içinde değil? Çünkü bu otçul veya hepçil dediğimiz ya da Latincelerini söyleyelim herbivor veya omnivor dediğimiz grup nişasta molekülünü sentezleyebilme özelliğine sahip değildir. O zaman soruya döndüğümüz zaman bitkiler tarafından sentezlendiğini yani üretildiğini organik yapı mıdır? Evet, karbonhidrat bir organik moleküldür. Yapı taşı glikoz mudur? Evet, yapı taşı glikozdur. Hatta şöyle yazalım. Nişasta madem polisakkaritmiş, o zaman ne diyoruz? Diyoruz ki en kadar glikoz eşittir polisakkarit artı en eksi bir kadar su. Yani bakın yapı birimi glikozmuş. Yapısal polisakkarit midir? Hayır, ben ne demiştim size? Bu bir yapısal değil, depo edilen polisakkarit demiştim. Ve hücre dışında sindirildiğinden bahsetmiştim arkadaşlar. 17. soru bir sınıflandırma sorusu. Kuşlar sınıfı ile ilgili. Şimdi arkadaşlar malumunuz omurgalılar şubesinde 5 tane sınıf var ve bunlar basitten gelişmişe doğru sınıflandırıldığı zaman balıklar, amfibiler yani iki yaşamlılar, su ve karada yaşayanlardan bahsediyorum. Sürüngenler, kuşlar ve memeliler şeklinde sıralanmıştır. Kuşlar sınıfına ait canlı türlerinde 1-2-3 özelliklerinden hangileri gözlenmektedir dendiği zaman arkadaşlar kuşlar akciğer solunumu yapar. Sadece kuşlar akciğer solunumu yapmaz. Memeliler de akciğer solunumu yapar. Sürüngenler de akciğer solunumu yapar. Amfibiler ergin yani karada yaşayanları da akciğer solunumu yapabilme özelliğine sahiptir. Kuşlarda kapalı dolaşım vardır. Kapalı dolaşım ne demektir? Kanın damar dışına çıkmaması durumudur ki bütün omurgalılarda kapalı dolaşım söz konusudur. Sıcak kanlı olma yine kuşların bir özelliğidir. Sıcak kanlı olmak ne demektir? Sıcak kanlı olmak demek vücut sıcaklığının çevre sıcaklığına göre değiştirilmemesi, stabil kalması anlamını taşır ki buna sahip olan iki tane sınıfımız var. Bir tanesi memeliler sınıfı, bir tanesi de kuşlar sınıfı şeklinde geliyor. O zaman yanıtımız ne oluyor? 1, 2 ve 3 oluyor. Evet, 18. sorudayız. Bir kalıtım sorusu. Bir popülasyonda yer alan iki en kromozomlu bir canlı türünde gözlenen bir özelliği etki eden alellerin baskınlık ilişkisi şu şekildedir. Şimdi bakın arkadaşlar, burada önemli bir kavram var. Dikkat edin. Bir özelliğe etki eden diyor ve baskınlık ilişkisinden bahsediyor. Şimdi biz bir karakter üzerine, bir özellik üzerine ikiden fazla alel etki ettiği zaman olaya, bu olaya ne isim veriyoruz? Çok alellilik ismini veriyoruz. Bakınız burada kaç tane alelden bahsetmiş? 1, 2, 3, 4, 5. Gerçekten de burada çok alellik var çünkü ikiden fazla.
Peki hangileri yanlıştır diyor. Bakalım şimdi. 15 çeşit fenotip ortaya çıkabilir mi? Şimdi çocuklar bu tarz soruları öğrenci arkadaşlarımız genelde karıştırırlar. Burada fenotip nedir, genotip nedir? Müşterinde problem oluşabiliyor. Dikkatli bir şekilde dinleyin burayı şimdi. 15 çeşit fenotip olmaz arkadaşlar. Bakın burada fenotip dediğin şey nedir? Dış görünüştür. Dış görünüşten kasıt nedir? Bunların her biri birer dış görünüştür. X1 de dış görünüştür. X2 de bir dış görünüştür. 3 de, 4 de, 5 de bir dış görünüştür. Fakat bunların dikkat ederseniz bir eş baskınlık durumları var. Yani X6 dediğimiz, hadi bu sefer hani biz ortaya bir rakam atıyoruz. Bunların eş baskınlığından gelen bir fenotip çeşidi daha var. Yani baktığımız zaman 15 çeşit değil, 6 çeşit fenotipten bahsetmeniz lazım. Yani bu yanlış. 6 çeşit genotip ortaya çıkabilir mi? Arkadaşlar burada 6 çeşit genotip ortaya çıkmaz, daha fazla çıkması lazım. Nasıl dersen eğer. Hemen şu şekilde gösterelim. Bakın şimdi X1, X2, X3, X4, X5 dediğiniz zaman ne yaparsınız? Mesela derseniz X1, X1 olsun. X1, X2 olsun. X1, X3 olsun. X1, X4 olsun. X1, X5 olsun şeklinde. Fakat bunun X2'lisini, X3'lüsünü, X4'lüsünü, X5'lisini hep yazacaksınız tabii ki ama arkadaşlar bunlarla uğraşmayın. Bununla uğraşmayın. Bunun çok basit bir formülü var. Nedir bu formül? N çarpı N artı 1 bölü 2 şeklinde sembolize edilir. Burada N dediğin şey nedir? Alel sayısıdır. Kaç tane alel var burada? 5 tane. O zaman 5, 1 fazlası 6, bölünüz 2'ye ne yapar? 15 yapar. Yani biz burada ne yapmışız? 6'yı buraya yazmamız gerekiyordu. Yazmadık. 15'i buraya yazmamız gerekiyordu. Yazmadık. Ne yaptık? Yanlıştır kısmını verdik. Peki 3 numara doğru mu? Evet doğru. Çünkü gösterelim. X3 fenotipindeki bir bireyle X4 fenotipinde bakın X3, X4'e baskın. Fakat şöyle gösterelim. X3, X4 bakın. X3, X4'e baskın olduğu için bu genotipte dış görünüş X3 olarak gelir. İle kimi çaprazlamanızı istemişiz? X4'ü. X4 fenotipli bir bireyi çaprazlarsanız ki bakın bununla bunu çaprazlayacaksınız. Bunun fenotipli X4. Çaprazlarsanız eğer bakınız şununla şunu gösterdiğiniz zaman ne olur bu? Yine X4 olur. Yani X3 fenotipindeki bir bireyle X4 fenotipinde başka biri çaprazladığı zaman X4 fenotipli bir birey görüldüğü üzere ne yapıyor? Oluşabiliyor diyoruz. O zaman yanlış olan seçeneğimiz Denizli seçeneği oluyor arkadaşlar. Evet, hücre bölünmesi soru tipiyle karşınızdayız şimdi de. Mayoz bölünme sorusu ki bunu ÖSYM çok sık sorar bu sıralama ya da şekilsel anlamda. Çok sık da sorgular. Buna dikkat edeceksiniz. Bu tarz sorularda yapmanız gereken şey verilen hücrelerin yanına gerçekleştiği evrenin ismini yazmak. Gerisi çünkü çok kolay oluyor. Nasıl yani? Bakalım. Şimdi bakın. Sentromer bölünmesi. Sentromer nedir? Kardeş kromatitleri birbirine bağlayan yüzük anlamını taşımaktadır. Şimdi sentromer bölündüğü zaman demek ki kardeş kromatitler birbirlerinden ne yapacaklar? Ayrılıp zıt kutuplara çekilecek. Mayozda kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekildiği evre anafaz iki evresidir gençler. Şimdi diyebilirsiniz ki ya hocam neden anafaz 1 demediniz? Çünkü anafaz 1'de sentromer bölünmüyor. Homolog kromozomlar olduğu gibi zıt kutuplara çekiliyor. Bakın ikinci öncülde zaten o homolog kromozomların zıt kutuplara ayrılması yani anafaz 1. Peki tetrad. Tetrad nedir? Dörtlü kromatit demektir. Bir kromozom normal şartlarda bir kromozom kaç kromatit? İki kromatit. Bir tetrad kaç kromatit yapıyor? Dört kromatit. O zaman bir tetrad eşittir iki kromozom şeklindedir. Tetrad nerede oluşuyor? Tetrad profaz 1'de oluşuyor. O halde sıralamaya bakacak olursanız eğer 3 ile başlayacaksınız. 2 ile devam edeceksiniz. Çünkü profaz, metafaz, anafaz, telefaz 1'leridir bunlar. Sonra stokinez 1 geliyor. Sonra tekrar profaz, metafaz, anafaz, telefaz, stokinez dediğimiz ikinci kısımlar geliyor. Onun için 3 önce sonra 2 sonra da 1 şeklinde. Yani cevabımız Edirne şeklindedir arkadaşlar. 20. soru bir besin piramidi sorusu. Bu aşağıdaki grafikte bir besin zincirinde bulunan canlı türlerinin biyokütle miktarları gösterilmiştir.
Biyokütle miktarı LMNOP canlı türü şeklinde gelmiş. Buna göre bu canlı türlerinin içerdiği zehirli madde miktarına göre sıralanış aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? Şimdi arkadaşlar, şıklara gitmeyin öncelikli olarak. Burada bir bilgi verelim. Biyokütle nedir? Canlının kapladığı alan. Canlının kapladığı alan madem biyokütle ise biz şöyle bir besin zincirimizi çizelim. En alt tabakada, yani üreticiler dediğiniz tabak kısmında yer alan canlı türleri en fazla yeri kaplayan canlı türleri olmaları lazım. Kaç tane canlı var burada? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane canlı türü var. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Şimdi biyokütlerin en fazla olduğu yer P canlı türünde. O zaman P canlı türünü üretici kısmına koyuyoruz. Çünkü yukarıdan aşağı doğru gidildikçe büyük kütle miktarının azaldığını az önce de söyledik. Sonra üst tarafında ne oluyor? M geliyor. Sonra kim geliyor? N geliyor. Sonra kim geliyor? L geliyor. Ve en sonunda da kim geliyor? O geliyor. Bu zinciri dizdikten sonra soru bizden ne istiyor ona bakalım. Zehirli madde miktarına göre çocuklar, zehirli madde değilse durum tam tersidir. Yani en üst taraftaki zehirli madde miktarı daha yüksek olmalı. Yani aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe zehirli madde miktarının arttığını gözlemleyeceksiniz. O zaman en yüksek zehirli maddeye sahip olan kim? O. Bakalım doğru mu? Sonrasında kim? L. Sonrasında kim? N. Sonrasında kim? M. Sonrasında kim? P şeklinde. O zaman cevabımız B seçeneği.